kanalına hoş geldiniz. Ben Muhammed Abdüselam. Öncelikle herkese iyi haftalar dilerim. Spor yolculuğunun yeni bölümüyle yarım saat karşınızda olacağım sevgili seyirciler. Bu programın içindeki bölümler haftanın tüm spor gelişmeleri bölgeden ve dünyadan sizin için hazırladık. Ayrıntılara girmeden önce kısa başlıklarla spor yolculuğumuz başlasın. Parlamento Başkanı'nın birinci yardımcısı Hasan El-Kabi, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Futbol Federasyonu, milli takımdaki oyuncularının farklı yaşların ve yasal olmayan yaşların sorunları doğru bir şekilde çözülmesi çağrısında bulundu. Batı Asya Şampiyonası'na Irak Milli Genç Takımı Suudi Milli Genç Takımı ile karşılaştı. Süper Lig 33. tur maçları kapsamında Şurta takımı Semava takımı ile Uluslararası Şabi Stadyumu'nda karşılaştı. Tekrardan hoş geldiniz sevgili ve değerli izleyicilerimiz. Parlamento Başkanı'nın birinci yardımcısı Hasan El-Kabi, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Futbol Federasyonu, milli takımdaki oyuncularının farklı yaşların ve yasal olmayan yaşların sorunları doğru bir şekilde çözülmesi çağrısında bulundu. El-Kabi ekleyerek ayrıca sporla ilgili tüm taraflar ve kurumlar bir koordinasyon yapmalarına çağırdı ve Irak sporlarının tüm eklemlerine ve özellikle Irak sporunun prestijine saygılı bir şekilde davranmalıdır dedi. Batı Asya Şampiyonası'na Irak Milli Genç Takımı Suudi Milli Genç Takımı ile karşılaştı. Suudi takımı Irak takımını 1-0 yendi. Bu maçın detayını yakından görmemiz için seyircilerimiz hazırladığımız röportajda. Batı Asya Şampiyonası'na Irak Milli Genç Takımı Suudi Milli Genç Takımı ile karşı karşıya geldi. İlk yarı başladı. Birinci dakikada Suudi takımı az kaldı gol getirecekti ama kalenin direği topu muhakkak bir golden engelledi. Sonra Suudi takımı baskı etmeye devam etti. 15. dakikada Muhannet Abdül ekibi için açılış golünü getirdi. Irak milli takımı baskı etmeye başladı ama sabit bir vuruştan faydalanamadı. Suudi takımı maçı kontrol altına aldılar. İkinci yarıda atmosfer değişmedi. Suudi takımı baskısına devam etti. Irak takımı kalesini savunmaktan başka bir çaresi yoktu. Suudi takımı durmadı, baskı etmeye devam etti. Sonunda maç 1-0 tamamlandı. Süper Lig 33. tur maçları kapsamında Şurta takımı Semava takımı ile Uluslararası Şabi Stadyumu'nda karşılaştı. Şurta takımı Semava takımını 3-1 karşılığında zor bir şekilde yendi sevgili seyircilerimiz. Bu maçın detayını yakından görmemiz için hazırladığımız röportajda detaylar. Süper Lig 33. tur maçları kapsamında Şurta takımı Semava takımı ile Uluslararası Şahap Stadyumu'nda karşılaştı. Şurta takımı Semave takımını 3-1 karşılığında zor bir şekilde yendi. Şurta takımının oyuncusu Muhannet Ali 16. dakikada ekibi için açılış golünü getirdi. Sonra Şurta takımının oyuncusu Saad Abdülemir 34. dakikada ekibi için ikinci golü getirdi. Şurta takımı baskı etmeye devam etti. 40. dakikada penaltı noktasından Ala Abdüzzehra 3. golünü attı. Semave takımı 93. dakikada ekibi için bir gol getirdi. Böylelikle Şurta takımı puanını 82. noktaya yükseltirerek sıralamanın en başında geldi. Semave takımı ise 27 puanda kalarak 18. sırada yerleşti. Süper Lig 33. tur maçları kapsamında Nafıt Meysan takımı, Nafıt Vasat takımıyla Olimpik Meysan Stadyumu'nda karşılaştı. Nafıt Meysan takımı, Nafıt Vasat takımını 4-1 karşılığında sert bir şekilde yendi. Nafıt Meysan takımının golleri Ekrem Ali, Hasan Hamud, Karar Ali ve Hüseyin Ali tarafından geldiler.
Nefit Vasat takımı ise tek golü Muhammed Kasım tarafından geldi. Böylelikle Nefit Meysan takımı puanını 50 noktaya yükselterek 5. sırada geldi. Nefit Vasat takımı ise 44 puanda kalarak 8. sırada geldi. Evet sevgili seyircilerimiz devam ediyoruz. Süper Lig 34. maçları kapsamında Kars takımı Divaniye takımı ile karşılaştı. Kars takımı Divaniye takımını 1-0 yendi. Süper Lig 34. tur maçları kapsamında Minah takımı Erbil takımıyla karşılaştı. Mina takımı Erbil takımıyla 0-0 berabere kaldı. Böylelikle Erbil takımı puanını 42 noktaya yükselterek 12. sırada geldi. Mina takımı ise 37 puana yükselterek 12. sırada yerleşti. Süper Lig 33. tur maçları kapsamında Necef takımı Hudut takımıyla Necef Stadyumunda karşılaştı. Hudut takımı Necef takımını 2-0 yendi. İlk yarı her iki takım doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde hücum ettiler. Ama Necef takımı daha güçlüydü. Birinci yarıda bir gol yaşanmadı. İkinci yarıda Hudut takımı 49. dakikada Muhammed Esai tarafından uzak bir vuruş kullanarak ilk golünü getirdi. Hudut takımı geri döndü, kalecisini kurmaya hakim oldu. Necef takımı hücumlarından faydalandı. Süper Lig 34. tur maçları kapsamında Zevrak takımı Nefit Meysan takımıyla Meysan Stadyumunda karşılaştı. Zevrak takımı Nefit Meysan takımıyla 3-3 berabere kaldı. Nefit Meysan takımının oyuncusu Hasan Mahmut 7. dakikada ekibi için açılış golünü getirdi. Ve Ekrem Vahit 21. dakikada ekibi için ikinci golünü getirdi. 67. dakikada Ahmet Sait attı. Zevrak takımı ise Ahmet Celal ekibi için 2 gol getirdi ve 50. dakikada Ala Abdüzzehra ekibi için 1 gol getirdi. Böylelikle Zevrak takımı puanını 57 noktaya yükselterek 3. sırada geldi. Nefit Meysan takımı ise 51 puanda kalarak 6. sırada yerleşti. Evet sevgili seyircilerimiz, Irak Süper Lig 33. turunda oynanan tüm takımları bir tablo içinde sizin için hazırladık ve topladık. Hazırladığımız tablo gelsin sevgili seyircilerimiz. Tablo üzerinden sizlere tek tek açıklayacağım. Sınatil Kahrabaya 0, Nafıt 1. Necef 0, Erbil 0. Mina 0, Divaniye 1. Kars 0, Hüseyin 0. Talaba 2, Nafıt Cunub 1. Hudut 0, Bağdat 1. Semava 1, Şurta 3. Nafıt Vasat 1. Nefit Meysan 4, Kahraba 2, Zevra 0, Bahri 1, Kuvve Cevriye 3. Evet sevgili seyircilerimiz, şimdi de tüm takımların sezon istatistiklerine bir göz atalım. Yani demek istediğim takımlarının sıralamalarının durumları, galibiyetlerini, yenilgileri detaylı şekilde sizlere açıklayacağım. Şurta 1. sırada geldi. Puan durumu 82. Kuvve Cevriye 2. Puan durumu 75. Zevrak takımı 3. sırada geldi. Puan durumu 56. Kar 4. sırada geldi. Puan durumu 56. Nefit ise 5. sırada geldi. Puan durumu 52. Nefit Meysan 6. sırada geldi. Puan durumu 50. Bağdat 7. sırada geldi. Puan durumu 47. Nefit Vasat 8. sırada geldi. Puan durumu 44. Talaba takımı ise 9. sırada geldi, puan durumu 43. Kahraba 10. sırada geldi, puan durumu 43. Kahraba takımı 10. sırada geldi, puan durumu 41. Nefit Cunub 11. sırada geldi, puan durumu 40. Erbil takımı 12. sırada geldi, puan durumu 40. Necef takımı 13. sırada geldi, puan durumu 37.
Divaniye takımı 14. sırada geldi. Puan durumu 37. Hudut takımı 15. sırada geldi. Puan durumu 35. Mina takımı 16. sırada geldi. Puan durumu 35. Sınav Türk Arabaya takımı 17. sırada geldi. Puan durumu 32. Sema Hava takımı 18. sırada geldi. Puan durumu 27. Hüseyin takımı 19. sırada geldi. Puan durumu 33. Bahri takımı ise 20. sırada geldi. Puan durumu 20. Evet sevgili seyircilerimiz, Dinova Gençlik ve Spor Forumu denetiminde Telafer ilçesinde popüler futbol takımlarının komitelerini seçti. Bu konuyu daha yakından görmemiz için muhabirimiz Galip Suto orada bulundu ve bizim için detayları aktardı. Hep beraber izleyelim. Talafer'de popüler spor takımlarının seçimleri başladı. Talafer Genç ve Spor Forumunda ve Musul'daki Genç ve Spor Forumundan gelen sorumluların hazırlığında. Talafer riyadası yüzde her de hareket riyadı Talafer'de. Çok da şebepler, çok seviyle topu, çok marisliyle melaab mutlaşıldı. Fes tanzim idare yok idi bu melaablara, bu riyadıya an. Yerine kıkan lüzneliydi, yerine kıkan butuleliydi. Ve bu intikabat biz getirdik tabi. بلا قال ما جهودنا لنا على تعاملنا قال فمنتخبات بقول جناب خول اولر رسمي منتخب خول اولر اداره تير الرياضي بشكل موحد السوق نظام يوصل ومسؤول عرف كما وصل منتدى والشباب يعني شيء رسمي ده منتدى الشباب حكمتنا متبات خمير ده متبات طلافار üç bölümde her منطقadan 5 adam 5 فريق 5 فريق ممثله ممثلر bu fariklere فبس يعني işimiz انتخابات oldu bir gün nizami. Talafer 3 kısma bölündü ve her kısma 5 sorumlu seçildi. Bundan sonra ise Talafer'de resmi olarak şampiyonlar kurulur. Bildiğiniz gibi bir gün seçim oldu ve Talafer'in fraklarına, frak şabiyelerine futbol için. Bildiğiniz gibi Talafer 3 şeyden olur. Fırkalı ula, fırka taniye, fırka taniye. Biz fırkalı uladan raşılamıştık. 5 arkadaş uttuk. Uttum ben mesul neşatı. مسؤول الفرق الشعبية في الفرقة الأولى يعني بز غيامز نادى بلدغيش كم دغ يعني انتخابات ولد على منو جندا جمهورن رياضي لارنو جندا ويعني تشوف بردوز جون انتخاباتي ده سيرشمي ده لجنة جالب كمسؤول دامز بر أول لجنة يأخذ برد عند لجنة جالد يعني أول أرشة فرق شيء دورة قريدي النارنن عند يأخ رسمية تولد شمز يعني ترافر ده من بر رياضي لارن شلهم Yani lücüne danışmak oldu, muntadanın şeysi oldu. Yani kimse kimse kabarsızdan davra kuramaz. Kum şey lücüne tabi oldu. Talafer'deki şabi takımlar spor enerjisinin ilk ışığıdır. Ve onlara önem vermek, sporu müdürün bir şekilde desteklemektir. Spor yolculuğu programına Talafer ilçesinden galip tuttu. Hemen Diyale'ye gidiyoruz. Diyale'nin bir grup genç. Bisiklet yarışması düzenlediler. Bu yarışmanın amacıysa kadınlar ve erkekler arasındaki farkı eşitlemek ve toplumdaki kadınlara normal spor egzersizleri rolünü vermek. Muhabirimiz Haydar Türksöz orada bulundu, bizim için detayları aktardı. Hep beraber izleyelim. Diyale ilinde ve Kuba şehrinde bir bisiklet kullanmanın festivali düzenlendi. Bu festivala vatandaşlar katıldı. Bisiklet kullanmağı birinci festivalda düzenlenir Diyale ilinde. Çünkü oğlanları ve kızları bisiklet kullanmağı için bir yere topladı. Bu festivali gençler iletişime kurmadan sonra kendi kendileri için yaptılar. Thank you.
احنا اللي سويناه حاليا من önceden bir iletişime grubu Facebook'ta yaptık. Ondan sonra düşündük ve bu festivali yaptık. Bu festivalin amacı kadın bisikleti kullanabilir her zaman erkek gibi. البنات هوايه شاركوا لان هم رياضيين بادر اليوم الاولى من نوحه في محافظه ديالى مو بس باق بايس بن برنجي فيستيفالده بو فيستيفالا كاتيلرام güzel bir şekilde pesikleti kullandık من محافظه ديالى بو فيستيفالن amacı kadınlar her zaman pesikleti erkek gibi kullanmak için düzenlendi طبعا احنا بدنا نوضح من خلال هذا الماراثون البايسيكل هو مو بس للشباب بسكليت kullanmaya ديالى elinde yeni bir şeydir Bu festivali yaptık, millet görsün, kadın ve erkek bisikleti kullanabilir bundan sonra. Biz bu festivale dünyaya gerçekleri yansıtmak için katıldık. Kadınlar hayatın bir parçasıdır ve bisiklet sürmek onların en doğal hakkıdır. Festivalin sonunda bir kutlama festivale katılanlar için düzenlendi. Ve bazı hediyeler kendileri için yapıldı ve paylandı. Diyar elinden spor yolculuğu programı. Haydar Türk Söz. Irak Boks Şampiyonası Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonunda başladı. Boks Federasyonu Başkanı Ali Tekliv bu turnuva bir hazırlık istasyonudur ve bu kategorideki tüm oyuncular için Asya Şampiyonası'na katılmadan önce son bir testtir dedi. Bekleyerek ayrıca bir sonraki Ağustos ayının ilk gününden itibaren Kuveyt Devleti bu turnuvaya ev sahipliği yapacaktır. Bu turnuvaya 40'tan fazla kulüp ve İran farklı illerinden 132 bokser katılacağını bildirdi. Irak Milli Voleybol 23 yaş altı takımı Asya Voleybol elemelerinde ilk yenilgisini aldı. Bu turnuva Bahreyn ülkesinde ev sahibi yapılmaktadır. Irak Kuveyt'i 3 maçta mağlup ederek ilk galibiyetini kazandı. Milli takımımız önceki maçta Suudi Arabistan karşısında 3-2 kaybetmişti. Irak, Tunus'ta düzenlenen para atletizm Grand Prix 7. atap yarışmalarını 18 madalyayla tamamladı. Irak Bedensel Engeller Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Milliler Organizasyonu'nda 3 altın, 8 gümüş ve 9 bronz olmak üzere madalya kazandı. Irak Vücut Geliştirme Şampiyonası Süleymaniye kentinde ev sahipliği yapıldı. Bu şampiyonaya 2 günlük sürdü. Bu iki gün içerisinde oyuncularının ağırlıkları tartıldı ve gizli incelemeler yapıldı. Bu turnuva Uluslararası Federasyon üyeliği huzurunda organize edildi. Bu gibi turnuva Irak Vücut Geliştirme Oyunu'na yeni bir başarıya imza atmış oldu. Irak Vücut Geliştirme Şampiyonası Süleymaniye kentinde ev sahipliği yapıldı. Bu şampiyona 2 günlük sürdü. Bu 2 gün içerisinde oyuncuların ağırlıkları tartıldı ve gizli incelemeler yapıldı. Bu turnuva Uluslararası Federasyon üyeliği huzurunda organize edildi. Bu gibi turnuva Irak Vücut Geliştirme Oyunu'na yeni bir başarı imza atmış oldu. الغايه من تنظيم بطوله انه احنا Bu turnuvayı düzenlememizin amacı Irak'ın bir terör ülkesi değil, bir barış ve sevgi ülkesi olduğunu mesajını iletmemizin ilk amacıydı. Gelecekte Asya Şampiyonası'nın organize etmeye hazırlanıyoruz. Biz dünya şampiyonası düzenleyeceğiz. Irak şampiyonluğu organizasyon ve seviye bakımından uluslararası şampiyonluklarından eşdeğerdir. Çünkü uluslararası şampiyonluğu katılan herkese Asya şampiyonluğu ve dünya şampiyonu oyuncularıdır.
Irak Federasyonu, Arap, Asya ya da uluslararası düzeydeki en büyük, en güçlü federasyonlardan biridir. Tüm standartlar ile seçkin bir turnuva ve tüm hazırlıklar doğru bir şekilde yapılmıştır. Kahramanlar ve Irak için büyük bir oyundur. Bu turnuva özel ve en üst düzeyde organize ve misafirperverlik yapılmıştır. Yarışmaya uluslararası oyuncular katıldı ve bu oyuncular açık ve net gördük. Üstelik Çin'de yapılacak olan Asya Şampiyonası'nın en iyi yarışmacısını aday gösterebilmek için turnuva tam zamanında geldi. Tabii ki Irak Ulusal Olimpiyat Komitesi bizimle sınırlı kalmadı. Elinden geleni yaptı. Adil bir inceleme komitesi gördüm ve buradan gördüğümü program için taraftarlara teşekkür ediyorum. Vücut geliştirme oyunu elbette çok yüksek bir başarıyla imza atıyor ve bizim vücut geliştirme oyuncularından çok teşekkür ediyoruz. Övgülerimizin ilerleyişiyle hızla gitmektedir. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 32.si Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonunda A grubunda Mısır'la Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. 2019 Afrika Uluslar Kupası A grubunda ev sahibi Mısır, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti. A grubunda puanını 6'ya çıkaran Mısır, son 16'ya kalmayı garantileyen ilk takım oldu. Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32.si düzenlenen turnuvanın B grubunda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı. Madagaskar tur atlamayı garantileyen Nijerya'yı Novan Jori'nin 13. ve Adri Amahistinoru'nun 53. dakikada attığı golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Madagaskar tarihinde ilk kez katıldığı Afrika Uluslar Kupası'nda grup lideri olarak son 16 turnuvaya yükseldi. 6 puana kalan Nijerya ise ikinciliği garantiledi. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 32.si Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonunda B grubunda Nijerya ile Gine karşı karşıya geldi. 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda B grubu maçında Nijerya Gine'yi karşılaşmayla Kentin Omerion'un golüyle 1-0 mağlup etti. Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32.si düzenlenen turnuvada D grubunda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı. Fas, Porson'un son dakikada attığı golle Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti. Grubundaki 3. maçını da kazanan Fas, lider 6 puan toplayan Filitçi, Salih ise 2. olarak son 6 takım arasında girdi. Mısır'ın ev sahipliği yaptığı Afrika Ulusal Kupası'nda A grubu maçında Zimbabwe ile Uganda karşılaştı. Uganda Zimbabwe ile 1-1 beraber kalarak puanını 4'e yükseltti. Zimbabwe de turnuvadaki ilk puanlarını aldı. Gold Cup çeyrek final maçında Jamaika ile Panama karşı karşıya geldi. Okafor Gold Cup çeyrek final mücadelesinde Jamaika Panama'yı 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı. UEFA Avrupa 21 Yaşaltı Şampiyonası'nın final karşılaşmasında İspanya Almanya'yı 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. UEFA Avrupa 21 Yaşaltı Şampiyonası'nın final karşılaşmasında İspanya ile Almanya DG Arena Stadyumunda karşı karşıya geldi. İspanya kupayı kazandıran golleri 7. dakikada Fabre Ruiz ve 69. dakikada Daniel Olmo kaydetti. Almanya'nın tek golü ise 90. dakikada Daniel Amir yaptı. Evet sevgili seyircilerimiz, programımızın sonuna geldik. Beni izlediğiniz için sizden çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. En güzel günler sizinle ve güzel ülkemizle olsun. Hoşçakalın.